Çiftçinin eli ayağı olan bu traktörlere son bir yılda %100-%300 arasında zam geldi. Biz de Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndayız. Burada Türkiye'nin dört bir yanından, Ankara'dan, Sivas'tan, Muğla'dan, Çankırı'dan gelen çiftçilerle konuşacağız. Bakalım ekip biçtiklerinin karşılığını alabiliyorlar mı? 2023 yılı çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için nasıl geçmiş? Böyle bir traktörü almak için ne kadar çalışmanız gerek? O ömrümüz yetmez. Ömrümüz yetmez. Ömrümüz yetmez. Yani alan da hayırlı olsun derim. Güle güle kullansınlar. Ben çiftçiyim yani. Buğday, arpa, yonca, kavun, karpuz ekiyoruz ya. Fiyatı iyi değildi. Buğdayın düşüktü. Ta geçen senekinin 2022'nin fiyatından bu sene buğday sattık. Her şey pahalandı. Biz öyle sattık. Zaten bizim köyde en yaşlı benim. Ben de öldükten sonra benim 2000-3000 dönüm yeri eken olmaz. Adam yok ki. Çocuklarım okudu gitti. Çiftçiler zaten çok kötü bir yıl geçirdi. Yanılmıyorsam 2024 yılı da aynı geçecek diye düşünüyorum. Mazot, ondan sonra hayvancılık. Yani ülkemizde tarımın bittiğini söyleyebilirim. Her gün daha da kötüye gittiğini biliyorum yani. Nereden geliyorsunuz? Muğla, Dalaman. Büyükbaş hayvan yetiştiricisiyim. Süt üzerine hayvancılık yapıyoruz. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Büyük bir ihtimalle bu hayvanların hepsi kesime gidecek diye düşünüyorum. Kestirmeyi düşünüyorum yani. Ekskavatör baktık, traktör baktık. Bahçe malzemesi işte. Ama her şey, fiyatlar yüksek. Pek olanaklı görünmüyor bana. Bizim bölgemiz Narıncı bölgesi. İşte çapa makineleri, ilaç makineleri. Onlarla ilgileniyoruz. Fiyatlar ekonomik dersek yani yalan söyleriz biraz yüksek fiyatlar. Yani bizi de sıkıyor bütçemizi. Ama mecburiyetten gene alıyoruz. Şu an bizde iki traktör var ama zorluyoruz yani kendimizi. Ya birini satacağız, teke düşeceğiz. O şekilde devam ediyoruz. Biraz işte maliyetler yüksek. Mazot, yevmiyeler her şey yüksek olduğu için. Şimdi zeytinyağını mesela 300-350 diyor, üretici şey tüketici diyor ama üretici de pahalı. Sıkım ücret 2000 lira, 2500 lira. Şu an fuara gezdik. Hayvancılık yönünden baktım. Mesela öbür tarım yönünden baktım. Hep teknolojik. Tabii bu bir yanda bir kolaylık sağlıyor ama bir yandan da maliyet. Sonuçta maliyeti de doğuruyor.